Twitter'a özellikle bazı mesajları Ebru atmak. Şancı'da Twitter'da İdo'yla, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla yazışmaya başladı. Önce birbirlerine kur yapmaya başladılar. Evet. Ebru Şancı İdo'nun profil fotoğrafına övgüler yağdırdı. Sonra İdo da ona dedi ki bir gün mangal yapalım, buluşalım dedi. Buluşmaları da hemen ertesi tez gün oldu. Tez oldu. Biz hani bir hafta şey yayarlar diye düşündük ama. Şey yapmaya gerek yanlış bir şey yok ki orada da iki arkadaş buluşuyorsun aslında. Hani yanlış bir şey yok ortada aslında. Mangal yaptınız mı? Yaptık. Benim ne işim var orada da? Otoparktan araba çekicilerinden bahsediyor. Hayır hayır ne vardı ne vardı mangalda yani. Sabah sabah millet yeni tavuk uyanmış. Tavuk mu şeyin peki, et mi? Peki bir şey ağır söyleyeceğim sana. Sen şimdi Uruguaylı Galatasaray'ın kalecisi Mustara ile birlikteydin. Şimdi Urfalı İdo ile mi beraber olmaya başladın? Şimdi nereden yakaladın değil mi? Uruguay'dan Urfa'ya. Urfa'ya. Uzaya kadar gider bu. Mustara ne oldu? İyi. Selamı var. Ay Muslera'ya bak. Muslera'yı da böyle görünce vallahi. Muslera'nın başında buz torbaları. Muslera'nın başında buz torbaları. Allah'ım yarabbim. Biraz önceki fotoğrafı güzeldi. Bence o fotoğraf gelsin. Ebru diye bağırırken bir önceki fotoğrafa. Yapmayın yine sabah sabah salacaksınız. Evet. Şimdi Kaddafi'nin oğlunu da affedersiniz sağ köşeye koyarsanız ben zevki konusunda şöyle bir değerlendirme yapacağım. Niye canım niye var çocuğu şimdi? Hayır hayır. Senin yani, o kadar yakından çeksek bakın bir çekip bir de koyalım. Öyle değil ben yani aşkına. Zevkini şimdi onunla bu arkadaşımızın arasında dağlar kadar fark var. Ben onu demek istiyorum. Ben ikisine de yakışıksız demedim ki. Ben ikisinin arasındaki tip farkını görelim diye benim söyledim. Benim tipim yok. Ha, tipi yok onu kastetmek tamam istedim. Tamam benim bir tipim yok. Anladım. Peki Ebru sen bu çocuğa apaçi dedin mi gerçekten? Yok demedim. Gazeteci arkadaşlar öyle not getirdiler. Ebru eski sevgilisini İdo'yu bulduktan sonra Muslera'ya Apache dediler. Yok canım Amokachi demiş o. O yap böyle değişmiş değişmiş Apache futbolcu diye Amokachi demiş. Tanımıyor ya futbolcuları. O Apache anlamışlar. Hayır, öyle Ebru evrim şöyle geçirmiş dedi kelime yani. Diye düşünüyorum. İşte yabancıları gözümüzde çok büyütüyoruz. Çocuk Uruguay'ın Apache'si dedi. Demedim. Bunları peki, nereden buluyorsunuz? Mustara kaç yaşında? 26. 26 yaşında. İdo da bildiğimiz kadarıyla 20 yaşında ya da 21 yaşında. Galiba. Sen 29, 30. 30 yaşındasın. Biraz böyle kendinden genç erkekleri mi seviyorsun? Niye kıskanıyor musunuz? Yok canım niye kıskanıyor musunuz? Allah senin olsun. Hepsi senin olsun. Ya özellikle seçmiyorum ki insanları yeşil ayırt etmiyorum ki yani. İnsanlar seni seçiyor. Yaşlı sevmedim kesin evet. Ha yaşı büyük olmasın. Ebru İdo ile daha önceden tanışıyor muydun yoksa Twitter'da mı? Yok Facebook üzerinde biz zaten bir senedir arkadaşız. Arada konuşuyorduk zaten. Yani yeni birbirimizi ekleyip konuşmaya başlamadık. Ben onun için onun resmine çok güzel, çok hoş çıkmış, çok havalı çıkmış dedim. Çünkü bir samimiyetimiz var. Hı. Hiç tanımadığım bir insana durup dururken ah ne kadar da hoş çıkmışsın diye public'ten yazamazsın zaten. Hı. Tanışıyorduk zaten. Hı. Onun üstüne yazdım. O da sağ olsun daha güzel bir şey yazdı. Evet. Ondan sonra o yazdı, ben yazdım derken zaten ama onun yazışmaları öyle bir tırmandı ki sen bir ara şöyle dedin. Sakin ol dedin, sakini makini yok artık gibi bir şey yazdı yani. Evet. Ama çok esprili biriz, çok esprili biri. Şakasına yapmıştır onu yüksek ihtimalle. Mangal hani gibi bir yürek var çocuğum. Ondan böyle sert çıkıyor, ne oluyor? Yok ya, esprisini yapmıştır o kesin ben. Bir ama şey tam babasının oğlu. Güzel bir kadın görünce hemen mangala davet. Biraz çapkın galibaydı. Ben bir çay alabilir miyim arkadaşlar? Tabii ki de. Arkadaşlarım hazır siz bir çay gelsin. Bak şimdi bak. Ama o senin kendimi İdo'da zannettim. Bak, İdo'dan Bora, bahsediyorsunuz şey ya İdo'da o senin, çay. O senin otopark muhabbetini böyle evet elleri kolları bağlı. Dinledim ben. Kınalı dinledi, bebek gibi dinledi. Dinledi bak sen şimdi İdo'da vallahi dinledim. Hepsini anlatırım şimdi. İşte. Anlat ne hepsini söyledi? Hepsini anlatırım. Ne mesela söyledi? Uzun zamandır tanışıyoruz öyle yoksa lang diye yazmazdım dedi yani. Ya. Ama peki, kadın olduğu için öyle erkekler lang diye de yazıyorlar. Arkadaşlardan yani bir şey daha rica ediyorum. Ekranın bu tarafına da Kaddafi'nin oğlunun fotoğrafını getirsek 3000 kart. Bravo Sayın. Bak benim dediğimi yapıyorsunuz çok teşekkür ederim. Bir ben görmek istiyorum. Yapacağız. Evet. Muhteşem üçlü. İdo'nun tabii son hali bu değil. İdo bıyık bıraktı. Sen o bıyıklı fotoğrafı görüp zaten övgüler yağdırmaya başladın. Gerçekten yakışmış mı bıyık? Bence yakışmış. Değişik olmuş. Yani yakışmış. Kötü durmuyor. Ya nasıl ben kısa sürede birbirinizi tanıyorsunuz, Twitter'da ya yazışıyorsunuz. Ya biz bir dakika biz sevgiliyiz demiyoruz öyle bir şey yok zaten. Ama biz arkadaşız. Ama İdo sana şarkı yazdı. Sağ ol. Ay çok mutlu oldum bu arada vallahi. Hayatım hiç kimse bana şarkı yazmamıştı. Tekrardan teşekkür ediyorum. O şarkı hazırsa da dinleyebiliriz arkadaşlar. Hazır mı? Size hiç bugüne kadar şarkı yazan oldu mu?
Yok, yok hiç ya. Yazmadı. Bir tanesi şarkı yazar, bir tanesi onun için gol atar. Gol atmıyor çocuğum. Gol atmıyor, gene gol ben atar size dedim. Bir şarkı yapacağım. Yapsana İkinize birden yazacağım. Yapsana. 10 Haziran'dan sonra şurada bir rahatlayayım. Tamam. Şu işleri bizi bir halledelim. Şu İdo'nun bir bakalım dinleyelim. Ebru Şancı için yaptığı şarkıyı. Kendi mi söylüyor? Kendi söylüyor. Kendi mi söylüyor? Aha. Bana anlat deme, seni sana anlatamam. Profesyonel bir çekimi değil ama bu galiba zaten. Evet. Bayağı kalınlaşmış ama. Aşk denen şey sen misin? Şimdi anladım. Devam edelim sözlerini. Bana anlat deme, seni sana anlatamam diyor. Zaten bu sözleri Twitter'da yazmıştı. Yanlış. Sana iletmişti. Sen bunu wow ben, demiştin. Bunu ben gerçekten hoşuma gittiği için yani o şarkı... Yani. Beyaz Şov'a çağrılmıyor musun? Allah Allah, nereden bir anda böyle ters köşe bir şey geldi ya. Seni hazırlıksız yakaladık değil mi? Yok, şimdi bu hakikaten tweetler geliyor. Şimdi böyle programlarda ben çok çekiniyorum. Hani sanki ben size böyle bir şey vermişim. Hayır, ya, böyle hayır, hayır, hiç alakası sakın yok. Öyle bir şey. O üst üste yazınca zaten dikkatimi çekiyor. Şimdi, şöyle efendim, ben ilk defa detaylı bir şekilde sizin bu programınızı anlatayım da bu konuda bilinsin. Sevgili Aydın Bey, Aydın Doğan'ın evine yıllar önce babam, ben, Kubat... bir özel gece, evlilik yıl dönümleri için gitmiştik. Benim 2001 albümüm çıkmıştı o zaman, daha yeni. Çıkmak üzereydi. Özel evlerine gittik Aydın Doğan ve eşinin. Hatta piyano başında bu çıkacak olan albümden Akşamlarım diye bir şarkım var. Sizi bu şarkıyla dansa davet ediyorum dedim. İlk defa bir medya patronuyla da bu kadar yakın olduğum bir geceydi o gece. Çok güzel bir gecemiz geçti. Oğuz Koloğlu beyefendi de o zaman o kanalın programlar müdürüydü, Beyaz'ın programında. Ve bu sıcaklıktan dolayı devamlı beni programa alacaklarını falan söylüyorlar. İşte Beyaz ayrı söylüyor, Oğuz ayrı söylüyor. Beyaz diyor ne zaman geleceksin programa, seni bekliyor, bizi benzetiyorlar falan diyor. İşte şöyle bir şeyler söylüyor, onunla sıcak samimiyetler, Oğuz'la böyle falan. Fakat aylar geçti tabii, biliyorsunuz bir albüm çıkışında da kendinizi tanıtmak için bir süresi var onun ve 5-6 ay geçtikten sonra artık o albümün bir hükmü kalmıyor. Evet, o dönem öyleydi. Yani ya gerçekten birkaç programa bir anda çıkıp kendini anlatacaksın ya da çıkmayacaksın. Ben de bunu sormak için bu binaya geldim. O zaman bu bina başka kanaldı biliyorsunuz. Sekreteri Oğuz'u karşıladı beni ve dedi ki... ya odasına girmeyin, bugün biraz sinirli falan dedi. Ne yapayım dedim, sinirliyse yani benimle alakası yok herhalde ya. İçeri girdim, hakikaten çok sinirli bir şekilde dışarıdaymış, dışarıdan odasına girdi. Ne var dedi. Bir şey yok dedim, programla ilgili konuşuyoruz da. 5 dakika önce de Beyaz girmişti, beni selamladı, nasılsın Boracığım diye çıktı falan. İşte dedim programla ilgili soracaktım, bayağı bir zaman geçti. Albüm de artık tarihe kalkacak gel dedim, albüm ne zaman çıkacak. Ne dedi işte dedi, Beyaz seni istemiyor bilmem ne, Star'dan reytinglerimi zor kurtardım dedi, Bora Gencer'le reytinglerimi düşüremem diyor bilmem ne. Bir anda odada böyle bir şeyler olmaya başladı. Hiç ben şok oldum yani. Dur bir dakika, gel dedi yüzleştireyim seni falan. Daha ağır şeyler de söyledi de onları söylemiyorum şu anda. Eyvah. Koluma girdi falan, Beyaz'ın yanına gideceğiz de hani onunla beni karşılayıp dedim aman. Lütfen tamam, konu anlaşılmıştır, hiç gerek yok, teşekkür ediyorum dedim. Çıktım odadan. Tarzım olmamasına rağmen bir hafta sonra bir bayram günüydü, Oğuz'u aradım ve dedim ki senin odada bir şey yaşadık ki ben orada çok haklı olmama rağmen, telefon açacak kişi ben olmamama rağmen o yaşadığımız şeyden dolayı çok üzgünüm.
Ben unuttum, bayramı kutlu olsun dedim. O da dedi ki ben de unuttum Boracığım dedi. O unuttu ya, 5 sene sonra sekreterimi gördüm. Bana dedi ki, onun söylediğini söylüyorum. O günden sonra Kanal D'de 5 sene yasaklandınız Bora Bey dedi. Allah Allah. Bu sadece bir şey. Ve biz 7-8 sene falan Beyaz'la konuşmadık. Bir gün bir gece kulübünde karşılaştık. Birbirimize böyle hani kadın erkek gibi baktık neredeyse. Çok enteresan bir geceydi o gece. İkimiz de birbirimize elimizi uzattık. Ve kendisi dedi artık aramızdaki soğukluğu bitirmenin zamanı geldi dedi. Bir balığa gidelim, bir şeyler oldu. O günden sonra sadece beni bir gece CNN Türk'te yapmış olduğu biliyorum, yılbaşı programına çağırdı. Hı. Ben Beyaz Şov'a hala çıkmadım. Çıkmayabilirim, çok önemli bir şey değil ama bunun nedenini bilmiyoruz hala. Oğuz mu, Beyaz mı? Benim olmadığım kesin ama. Yani bu olayın nedenini bilmiyoruz. Çok da önemli değil bu dakikadan sonra çünkü o zaman önemliydi benim için. Velhasıl buna benzer bazı olaylar tabii ben yaşadım. Üzücü bir şeydi tabii. Üzücü bir şey, kesinlikle. Ancak kimseye karşı bir kırgınlığım yok. Kırgınlığım yoktu. Evet.